Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'in teknik analizini yapacağız. Bitcoin'de sert düşüşler olduğunu görüyoruz. Önemli seviyelerin kırıldığını görüyoruz. Bundan sonra Bitcoin'de olası yükselişlerde ana direnç bölgemiz nereden geçiyor? Bu yayında ona bakacağız. Olası düşüşlerde de, yani direnç bölgesinin üzerine fiyatlar atamazsa, olası düşüşlerde de Bitcoin ana hedefi nereler olarak karşımıza getirir. Bunu birlikte tespit etmeye çalışacağız. Bakın, Bitcoin'de çizmiş olduğumuz bir tane grafik var arkadaşlar. Bu grafiğe göre de iki tane tepe ve bir tane dipten oluşan bir kanal görüntüsü kendimize oluşturmuştuk. Ve bu kanal görüntüsünü de her yayında sizlerle birlikte detaylıca analiz ediyoruz. Çünkü bu kanalı yakından takip etmek lazım. Bitcoin balinalarının bu kanal görüntüsüne göre hareket ettiğini şahsen düşünüyorum. Ancak tek bir tane veriye göre elindeki parayı yönetmek yerine sürekli dinamik bir piyasa olduğu için stratejiyi kurarak gitmek daha doğru olacaktır. Bakın, bu bölgede ne demek istediğimi de birazdan sizlere tekrardan anlatacağım. Bakın, önemli bir destek bölgesi olan kanal alt bandı kırılıyor. Sonrasında retest hareketiyle birlikte daha öncelerde bakın bu bölge test ediliyor. Fiyatlar üzerine atamayınca 15 bin dolar civarlarına kadar düşüyoruz. Sonrasında oluşan yükselişte de yine kanal alt bandı bakın uzunca bir süre direnç olarak karşımıza geliyor. Buranın kırılmasıyla birlikte 48'lere gidiyoruz. Kırılan önemli bir direnç noktası sonrasında 38.555'te retest hareketiyle destek olarak çalışıyor. Aslında buradan sonra hedef neresidir? Kanal orta bandıdır. Tabi fiyatlar kanal orta bandını tek seferde kırdığını gördük. Buralarda da yayın yaptık. Arkadaşlar, önemli değil. 60.000 dolar tekte kırılsa da bu bölgenin önemli bir direnç olmasından kaynaklı. Nasıl burada kanal alt bandı kırıldı, 48'e geldi, sonradan 38.555'e düştü. Burada da kanal orta bandını test etmeden fiyatların yukarı yönlü gitmesini beklemeyiz demiştik. Ve fiyatlar 5 Mart tarihinde milimetrik olarak bakın burada kanal orta bandına kadar geldi. Ve ondan sonra yükselişine kaldığı yerden devam etti. Krizlerde dahi, yani İran'ın İsrail'e olan füze saldırısı veya İsrail'in İran'a olan füze saldırısında dahi bu bölgenin önemli bir destek olarak çalıştığını ve buradan tepki aldığını gördük. Dün itibariyle son derece önemli bir destek bölgesinin aşağı yönlü kırıldığını, bugün itibariyle olası yükselişlerde 60 bin doların retest ve direnç bölgesi olarak karşımıza gelmesini bekliyoruz. Yani Bitcoin'de 60 bin doların üzerinde en az 2-3 günlük kapanışlar yapılmadıkça düşüş hala bitmiş denilemez arkadaşlar. Dolayısıyla yön aşağı yönlüdür. Ama 60 bin doların üzerine atar, 2-3 günde kapanış yaptığını görürüz, değerlendiririz ve burada yayın yapmak suretiyle teknik analizlerine birlikte bakarız. Ama şu anda 60 bin doların altında, kanal orta bandının altında olduğu sürece fiyatların bu bölgeye kadar tepki yapması normal karşılanmalı. Günlük üzerinde kapanış yapıp yapamadığına yakından bakmalı. Üzerinde kapanış yapamıyorsa sakince beklemek lazım. Görüntüler bize bunu söylüyor. Daha öncesinde de söylemiştim arkadaşlar, 72 bin dolar civarında nakite geçtiğimi ve Nisan ve Mayıs 15'e kadar sakince piyasayı izleyeceğimi söylemiştim. Orada da yükselen bir trend çizmiştik. Bakın, bu yükselen trend 2 Nisan tarihinde kırılıyor. Kırılan bölge sonradan 8 Nisan tarihinde retest ediliyor. Üzerine atamamayla birlikte asıl düşüş bundan sonra başlamıştı. Dolayısıyla bu görüntüleri gösterdik ve dedik ki arkadaşlar, minimum 60'lara kadar düşüş bekliyoruz. Bakın, 60'lardan tepki aldığında da en son yayında şunu söyledik. 66.850 civarları yukarı yönlü aşılırsa 74.056 Bitcoin'de hedef olur. Ama aşılamazsa düşüş sertleşebilir dedik. Bazı arkadaşlar bunu yanlış anlamışlar. Hocam, yükseliş mi bekliyorsun? Hani düşüş bekliyordun? Gibi yorumlar geldi. Onlara da tabii ki cevaplarını verdik. Sonrasından düzeltmeyi kendi içlerinde de yaptılar. Şimdi 66.850 yukarı yönlü aşılsaydı o zaman 4 saatlikte bu bölgede bir tobo formasyonu oluşuyordu. 74 bin dolar bizim hedefimiz olacaktı. Ama o bölge defalarca kez, bakın burada göstereyim, test edilmesine rağmen o bölge yukarı yönlü aşılamadı. Gördüğünüz gibi bakın bu bölge arkadaşlar 66.850 civarları, şu bölgenin üzerinde, yani buradaki tepenin üzerinde 4 saatlik bir mum dahi kalmadan
bu bölge retest edildi, sonrasında aşağı doğru düştü. Eğer burada bu seviyenin üzerinde, şurada görmüş olduğunuz 66.867'nin üzerinde kapanış olsaydı hedefimiz 74.000 dolardı. Üzerinde olmadığından dolayı Tobo formasyonu aktif hale gelmedi. Kanal orta bandının da kırılmasıyla birlikte fiyatlarda sert düşüş gördük. Şimdi beklentimiz 60.000 dolarlara doğru bir tepki hareketi yapması, belki 1-2 gün buralarda oyalanması, sonrasında ise fiyatların daha da aşağı doğru baskılanmasını şahsen bekliyorum. Bundan sonra sorulacak soru şu: hocam tamam, kanal orta bandı olan 60.000 dolar yukarı yönlü aşılamazsa Bitcoin'deki dip beklentiniz neresi? Bakın arkadaşlar, grafik bir tane grafik. Kanalın orta bandının üstündeyken hiçbir zaman sizlere 90.000 dolar kanal üst bandına gideceğimizden bahsetmedim. Bunun sebebi de şu: kanal orta bandı tekte kırıldı ve bu bölgede gerekli konsolidasyon yapılmadı. Burada bir köpük ortamı oluşturuldu. Dolayısıyla buralardan düzeltme geleceği aslında çok fazla belliydi. Şimdi 60.000 doların üzerine atamazsak, kanalın alt band bölgesinde olduğumuzdan dolayı fiyatların olası sert düşüşlerde maksimum düşeceği bölgenin kanal alt bandı olacağını, buranın da 39.940.000 dolarlardan geçeceğini düşünüyorum. Bu bölgelere kadar düşer mi? Bunu bilemem arkadaşlar. Bunu hiç kimse bilemez. Ama olur da düşerse maksimum düşeceğimiz bölgenin burası olduğunu ve buraların da önümüzdeki vadelerde müthiş alım fırsatı oluşturacağını şahsen düşünüyorum. Dolayısıyla maksimum nereye düşer dediğinizde 39.940.000 dolarlara düşer. Buralardan daha da aşağı düşmesini şahsen beklemem. V şeklinde bir toparlanma bekliyorum. Yani Bitcoin'de olası bir şekilde sert düşüşler olur da burası test edilirse, buradan V şeklinde bu şekilde bir toparlanma oluşmasını da şahsen bekliyorum. Bu finansal piyasalarda olan bir analiz yöntemidir, olan bir formasyondur. V şeklinde toparlanma bu piyasalarda beklenti dahilinde olabilir. Daha önce pandemi zamanında da V şeklinde bir toparlanma görmüştük. Çok sert düşmüştü ve kaldığı yerden sert bir şekilde yukarı yönlü gitmişti. Bu düşüşte korku verildi ve birçok insan satmak suretiyle zararına malları sattı ve daha yükseklerden almak zorunda bırakıldı. Dolayısıyla düşüşler olursa bu şekilde bir düşüş olmasını bekliyorum. Veya 60.000 doların üzerinde 2-3 günlük kapanış olması lazım. Peki hocam, kanalın alt bandına kadar düşerse maksimum burası olur diyorsunuz. Buraya bir anda düşmeyi bekliyor musunuz? Bakın arkadaşlar, Bitcoin gibi bir ürün, oralara bir günde düşmesi normal şartlarda beklenti dahilinde olmaz. Ya da 1-2 günde, 3-5 günde düşmesi beklenti dahilinde olmayabilir. Duraklar yapa yapa düşmesi beklenir. Buradaki boyun bölgesini görüyorsunuz. Yani 50.500'ler önemli bir destek noktası. Ama buralar dip yerler mi? Onu şu an için bilemiyoruz. Ama fiyatlar 50.500'lere kadar düşerse bu bölgelerden tepki alması beklenir. Veya 48.000'lere gelirse buradan tepki alması beklenir. Sonrasında 45.000'lerde yine tepki alması beklenir. Buralar ara duraklardır. Dönüş görüntüleri oluşmadan, dönüş sinyali alınmadan kanal alt bandına kadar şahsen ben bekleyeceğim. Kısa vadedeki tepkilere bakmayacağım. Dönüş sinyalleri ne zaman oluşursa o zaman Bitcoin'i almayı ve altcoin'lere yatırım yapmayı düşünebilirim. Dönüş sinyalini ne zaman alırız dediğiniz noktada da arkadaşlar, saatlik görüntüleri açacaksın. Saatlikte bir düşen teknik analiz durumu oluşacak ve bu düşen teknik analiz durumuna göre kırılım olduğunda oradan bir deneme yapabilirsin. Şu an itibariyle saatlik görüntülere baktığımızda, bakın bu bölgede bir düşen trend oluşturmuş kendisine ve bu düşen trendin açısı çok sert aşağı doğru inmediğinden dolayı demek ki buralarda ciddi bir zaman geçirme ihtimalimiz olabilir. Burada da bir düşen trend oluşursa, yani yukarı yönlü fiyatlar gider şu şekilde oluşursa, burada bir düşen trend çizeriz. Bunun için dönüş sinyalini anlayabilmek adına şu an erken. Biraz daha beklemek lazım. Toparlamak gerekirse 60.000 doların üzerinde 2-3 günlük kapanış yaparsak en kötü geride kaldı diyebiliriz. 60.000 doların üzerinde 2-3 günlük kapanışlar olmadıkça hala düşüş trendinin bittiğinden bahsedemeyiz. 15 Mayıs'a kadar beklemek gibi bir teknik düşüncem vardı. 15 Mayıs'a kadar
kadar bekleyeceğim. Ama 15 Mayıs'a kadar eğer fiyatlarda kanal alt bandı gelirse illa da 15 Mayıs'ı beklemem arkadaşlar. Kanal alt bandı olan 40 bin dolar hedef bölgesi gelirse bu bölgeden alımımı yaparım. Ama gelmezse 15 Mayıs'a kadar bekleyeceğim. 15 Mayıs'tan sonra artık ne yapacağıma karar vereceğim. Bitcoin'in daha detaylı teknik analizini yine birlikte yaparız, değerlendiririz. Şu an için riskli olduğunu düşünüyorum. Şu an için yükselişlerin, düşüşün bir tepki hareketi olduğunu düşünüyorum. Biraz daha sakin olup beklemenin sizlere orta ve uzun vadede daha kazançlı fırsatlar verebileceğini şahsen düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bol kazançlar diliyorum.